Adım Murat. 1989 Bursa doğumluyum. Koç Üniversitesi Kimya Biyoloji Mühendisliği bitirdim. Sonra stand-up'a başladım. Şimdi de sinema televizyon yüksek lisansı yapıyorum. Seks bağımlısı diye bir şey yok. Türkiye'de böyle bir hastalık yok. Aşırı lüks bir şey. Zengin hastalığı gibi bir şey. Stand-upçı olma hikayem aslında çocukluktan başladı. Cem Yılmaz'ı izlerken bir büyülendim. Çünkü ailenin en küçüğü olarak en çok ilgi toplamaya alışmıştım. Bir baktım herkesin gözü orada. Dedim ben de böyle bir şey yapmak istiyorum. Sonra üniversitede yapan bir arkadaşla tanıştım. Oradan gaza gelip ben de başladım. Sahneye çıkmadan önce kafanda bir kurgu oluyor mu genellikle, yoksa doğaçlama mı ilerliyor her şey? Bir iskeleti oluyor evet. Yani böyle benim şovun özellikle adı Günü Nasıl Öldürdüm. Bir günü anlatmasına özen gösteriyorum. Yani evde başlıyor, dışarı çıkıyorum. Dışarıda böyle kayboluyor, çözülüyor, bambaşka hikayelere geçiyor ama en azından böyle evde başlaması bir başlangıç noktası veriyor. Daha huzurlu hissettiriyor yani. Girişimci diye tabir ettiğimiz insanlar var. Onları takip etmeyi çok seviyorum gerçekten. Mesela yağmurun ilk damlasıyla oluşan şemsiyeciler var. Orada herif. Bay bayan şemsiye, bay bayan alır mısınız? Açık mikrofon benim çocuğum gibi. Yani ben çünkü stand-upçıyım diye her çevreme falan duyurdum. Öyle bir yılım geçti. Ondan sonra bir yıl içinde 5 kere sahneye çıkabildim. Bu nasıl stand-upçılık derler adama. Sonra açık mikrofonu başlattım. O benim hayatımı kurtardı. Yani her hafta sahne alabilmek güzel bir duyguydu. Şimdi de çok iyi gidiyor. İyi de hissediyorum yani. Son olarak stand-up izleyicisine söylemek istediğin bir şey var mı? Ya da açık mikrofon izleyicisine? Biz kameraya söyleyeyim mi? Tabii. Biz bu işe yaklaşık hayatımızı verdik. Çok eğleniyoruz. Biz çok eğleniyoruz. Sizin de çok eğlenmenizi istiyoruz. Umarım tekrar gelirsiniz. Yani geldiyseniz tekrar gelirsiniz. Gelmediyseniz gelin, çok eğlenceli.